Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Sevgi ve düşmanlık bir arada bulunabilir mi? Asla bir müminin kalbinde bir mümine karşı sevgi ve düşmanlık aynı anda bulunamaz. Çünkü sevgi ve düşmanlık ışık ve karanlık gibidir. Bir ortamda ışık ve karanlığın aynı anda bulunması mümkün olmadığı gibi bir müminin kalbinde de bir mümin'e karşı hem sevgi hem düşmanlık aynı anda bulunamaz. Dolayısıyla bir mümin eğer bir mümini seviyorsa düşmanlık yoktur. Eğer düşmanlık varsa sevgi yoktur. Şimdi bunun tahlilini kısaca yapmaya çalışalım. Bir müminin diğer müminleri sevmesi imanının gereğidir. Dolayısıyla imanın gereği olarak gerçekten bir mümini sevmişse bir mümin o zaman onun kalbindeki düşmanlık duygusu hakiki düşmanlıktan çıkar. Düşmanlık yok olur. Onun yerine mecazi olan acımak duygusu girer. Ve dolayısıyla ondan gelecek kötülüklere karşı, onun yaptığı hatalara karşı düşmanlık yerine acıma duygusuyla acıyacak, üzülecek ve rahatsız olacak. Ve onun hatasını, kusurunu gidermek için de elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacak. Ancak bir müminin kalbinde gerçekten düşmanlık duygusu yerleşmişse o zaman sevgi yok olur gider. Onun yerine yapmacık gösteriş ve riya duygularla dolu bir durum ortaya çıkar. Gerçek bir sevgi artık orada olmaz. Dolayısıyla eğer müminlere karşı Gerek onların hatalarından, gerek kusurlarından, gerek bize dokunan zararlarından olsun. Her ne nedenle olursa olsun, bir mümine karşı kalbimizde düşmanlık ve kin duygusu varsa, bunu mutlaka ıslah etmeliyiz. Neyi? Kendimizi. Yani müminlerde gördüğümüz hatalara odaklanıp kalbimizdeki düşmanlık duygusunu es geçmeyelim. En tehlikeli olan Ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı ve diğer latifelerimizi köreltecek, sıkıntıya sokacak, belki yakıp kavuracak düşmanlık duygusundan kendimizi arındırmamız gerekiyor. O halde sevgi ve düşmanlık duygusu bir insanın kalbinde bir arada bulunamaz. Eğer seviyorsa düşmanlık yoktur, onun hatalarını acır. Eğer düşmanlık varsa sevgi yoktur yaptığı her şey yapmacık olur gösteriş için olur. O halde önce kalbimizi tedavi etmek sonra eğer elimizden geliyorsa mümin kardeşimizin de hatasını ona zarar vermeden hassas bir şekilde düzeltmenin yollarını aramak ve uygulamak